Iğdır boyu. Bu Oğuz boyuna mensup mühim bir kol bugün Türkiye sınırları içinde kalan Iğdır ilimize yerleşmiş ve adlarını bölgeye vermişlerdir. Iğdır bölgesi 18. yüzyılda Revan vilayetinin sınırları içerisinde nahiye statüsünde yer alıyordu. 1727'de Revan, Gence ve Urmiye bölgelerinde bu boya bağlı obalar yaşamaktaydı. Urmiye'nin Belde nahiyesinin Hangan köyünde, Gence'nin Şemkir nahiyesinde Iğdırlılara bağlı Bozdoğanlar, Revan'da Iğdır nahiyesinde aynı adlı köyde obalara yaşamaktaydı. Karkınlar, Oğuzların Karkın boyuna bağlı obaların Dulkadir ulusuyla birlikte Azerbaycan'a göç ettiği tahmin edilmektedir. 1591 ve 1727 tarihli kayıtlarda Revan'ın Şerür nahiyesinde Karkın-ı Ulya ve Sufra köylerinde yaşadığı tespit edilmektedir. Kınık boyu, Selçuklu hanedanından çıkan bu Oğuz boyuna mensup bir oba, 1591'de Revan Merkez nahiyesinde Kınık Hacı köyünde yaşamaktaydı. Bayat boyu, İran, Irak ve Türkiye coğrafyasına yayılmış, Cengiz Han döneminde Azerbaycan'a göç etmiş Oğuz boylarından biriydi. Timur, bir kısım Bayat aşiretlerini Şam'dan kaldırarak önce Diyarbakır'a, oradan da Azerbaycan'a getirip yerleştirmişti. 16. asırda Akkoyunlu politikaları ve ardından Safevi Devleti'nin kuruluşu üzerine Kuzey Suriye'den göç eden bazı Bayat aşiretleri de Azerbaycan'a göç ettiler. Bayatlar, Azerbaycan'da Gence, Berda, Kuba, Şamahı, Karabağ ve Makü çevrelerinde yaşamaktaydılar. Makü hanlarının birçoğu da Bayatlardandı. 1593'te Haçin kazasının Çelabert nahiyesinde yaşayan bir grup Çam Bayatı bulunmaktaydı. Anadolu Bayatlarının iki mühim teşekkülü olan Reyhanlu ve Kuzu Güdenli aşiretleri de Azerbaycan'da yaşamaktaydı. Kuzu Güdenli Bayatları Anadolu Bayatlarının en mühim kollarından biriydi. 1727'de Revan'ın Yerni, Aralık ve Şüregel nahiyelerinde çokça yaşıyorlardı. Gürenlü, Oruç, Kuzu Güdenli, Kutlu, Aşayiş Hark, Kedelabad, Eydelü, Küreganlı, Kozanlı, Nazırlı, Ağça, Sağır Korkuşluğu ve Çirevir kışlak ve yaylaklarında 141 hane Kuzu Güdenli yaşıyordu. Reyhanlı Bayatı, Anadolu Bayatlarının en mühim kollarından biri olan bu teşekkür, Erdebil, Makü ve Revan bölgelerinde yaşıyorlardı. 1727'de Erdebil'in Kermerut kazası ile Makü'de aynı adlı köylerde ve Revan vilayetinin Gerni, Iğdır ve Aralık nahiyelerinde Çankaya, Eğerlü, Hoca Yaralı, Taşlı, Aklı Kışlağı ve Ali Hamzalı köylerinde Reyhanlı obaları oturuyordu. Döer boyu, Karakoyunlularla birlikte 15. asırın başlarında Kuzey Suriye'den Azerbaycan taraflarına gelen Döerlerden bir teşekkül 32'li taifesine bağlı oymaklar içinde zikredilmektedir. Bu oymak Gence'nin Arasbar bölgesinde Hüseyinli köyünde kışlardı. Revan'ın Iğdır nahiyesinde bir kışlak, Makü nahiyesinde bir köy ve Tiflis'in Demirci Hasanlı nahiyesinde yine bir köy bu boyun ismini taşıyordu. Eymir boyu Safevi Devleti'nin dayandığı Oğuz boylarından biri olup Dulkadir ulusu ile birlikte Anadolu'dan Azerbaycan'a göç etmişti.